...bir gecede cahil mi bırakıldık? Harf devrimini bazı kesimler halkın bir gecede cahil kaldığı sebebiyle eleştirirken... ...bu devrim aslında ülkemiz için çok değerli bir kültür devrimidir. Arap harflerinin hem zor oluşu hem de Türk diline uygun olmaması sebebiyle... ...okur yazarlık harf devrimine kadar halkın genelinde çok düşük kalmıştır. Bugün Osmanlıca metinleri anlayamıyoruz ama burada suç dil devriminin değil... ...Osmanlı zamanındaki dili halka öğretmenin ve okur yazarlığı çoğaltmanın eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Harf devriminden sonra başlayan eğitim seferberliğiyle 1927'de erkeklerde %7 adımlarda %0.4 olan okuma oranı 1935'te %20'ye çıkmıştır. Ortaya atılan bir başka iddia Ruslar ve Çinlilerin yazılarını değiştirmemesi gibi sığ bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın sığ olmasının sebebi o milletlerin alfabelerinin kendi dillerine özgü olmasıdır. Ayrıca harf devriminin temelleri Cumhuriyet ile beraber değil, ülkeye matbaanın girmesiyle beraber karşılaşılan harflerin anlaşılmazlığı ve matbaada başta, ortada ve sonda kullanımdan dolayı yükselen maliyetten ötürü sürekli tartışılmış ve bir reform yapılması gündeme gelmiştir. İlk reform denemeleri 1800 1939'da Tanzimat ile beraber başlamış, Enver Paşa 1914'te bazı reform denemeleri gerçekleştirmiş, 1928 yılında ise nihayet harf devrimiyle dilimiz alfabesine kavuşmuştur. Bunun gibi ilginç bilgiler için beni takip etmeyi unutma.